Şimdi efendim hanımefendinin de anlattıkları bunlar ama asıl burada bir anne kız var. Şimdi onları dinlemek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dün aslında kızınızın nasıl elinizden kaydığını anlattınız. Evet. Sanırım Ayşe Hanım'ı da en fazla anlayan sizsiniz. Siz neler yaşadınız? Bir başlayalım mı? Başlayalım. Ben bundan 1,5 sene önce falan, yani zamanları çok fazla hatırlamıyorum. Kız psikiyatri ve paranoma uzmanı olarak geçen kişiye götürdüm. Yani hani şurada bir hoca varmış, hadi kızımı okusun diye götürmedim. Erol Bey'in isterseniz, yani o zaman kişilere cevap hakkı doğuyor. Tabii isteyen de bağlanabilir. Tamam, o zaman Erol Bey'e götürdüm. Evet. Kendisi videoları var, kanallara çıkıyor, TV kanallarına. Hangi kanallara çıkıyor? Beyaz TV'de çıkıyor mesela. Yani neyse, onları da vermeyelim. Ben de internette gördüm bu şahsı. Daha sonra gittim. Sen niye gittin yavrum buna şimdi? Sinirli bir kız olduğum için. Biraz sinirli bir kızdım. Bu yüzden gittim. Gittiğim zaman bana bu konuyu araştıracağını söyledi. Hani ne var ne yok bakacağım. Sinirli derken? Yani agresiflik, ergenlikten kaynaklı olan şeyler. Daha sonra işte gittiğimizde her şeyi anlattık. İşte annem babam ayrıdır, böyledir falan. Bütün bilgilerimizi söyledik. Daha sonra biz eve geldik. Sonra ben normaldim. Hani o kadar para verdik. 500 lira verdik biz. Aslında 1000 liraydı. 500 lira verdiğimiz için beni videoya çekeceğini söyledi. Ben de tamam dedim. Ha, yani aslında benim ücretim 1000 lira ama madem evet, senden 500 lira alayım videoya mı çekeyim dedi. Evet, bu şekilde. Peki o videoda ne var? Ben izlemedim. Videoda bir tane bir şey okuyor, sure mi okuyor, bir şey oluyor. Orada o sure midir, ne olduğunu bilmiyorum tam olarak. Kime okunursa garip bir şey oluyor. Yani daha sonra bana şu şekilde oldu. İkinci seansa geleceğimi söyledim. Normal bir ofisi var zaten bu insanın. Ama ofisi sadece Ankara'da değil. Hani İzmir'de falan böyle bu tarz şubeleri şey de var. Evet, var. Yetiştirdiği insanlar da var yani. Peki sen o sırada okula gitmiyor musun? Gidiyordum. Kaça tabii gidiyorsun? Ki 16 yaşındaydım. 2017'ye daha girmemiştik. Yani kaça gidiyordun? Kaçıncı sınıfa? Lise 2 son dönemlerde, ikinci dönem falan son zamanlardı. Annenle gelme dedi ikinci seans için. Beni aslında evine götürecekmiş. Ben bunu bilmiyordum tabii ki de. Annen olursa ben sizi seansa alamam dedi. Biz de bunu kabul ettik. Hani ben de şöyle düşündük, yani annemle ikimiz. Karısı falan vardır evde gibisinden. Sonra ben size evine gittim. Size söyledi mi bunu yani? Ben bunu alacağım, sizin kızınızı eve götüreceğim, siz gelmeyin hayır, dedi mi? Hayır demedi. Sana söylüyor bana. Bana arabada bindiğimde söyledi. Ben de ofise gidildiğini düşünmüştüm. Seni hani okuldan mı geldi aldı? Hayır, evden aldı. Evlere servis yapıyorlar. Seni arıyor, evden alıyor. Evet. Sen 16 yaşındasın, o kaç yaşında o zaman? O zaman o da 46 falan. 48 yaşında kendisi. Şu anda öyle. İşte 2 sene geçti, o da 46 yaşında. Yani. Sanırım. Daha sonra gittim ben, işte bir koltuk var, oturdum evine. Bana dedi ki seninle nikah yapmam gerekiyor dedi. Daha ama ikinci annenin seansta. İkinci, evet. Evet. Ama dedi annene asla söylemeyeceksin. Ben de dedim ki anneme söylerim, yani ben hani her şeyi anneme anlatan bir kızım çünkü. Söylersen o zaman dedi bu iş olmaz, hani ben bunu çözemem. Çözmem için bunu araştırmam lazım. Geçmişinizi falan araştıracağım işte bu şekilde. Ben de o zaman tamam dedim, kabul ediyorum ama ben hani orada kimse yok. Hani melekleri şahit tutuyorum falan, ben daha nikahın ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra işte zaman geçti ve ben hani diyor ki bana, annen diyor şeytan. Hani sürekli annen bu şekilde bunu sürekli söylüyor. Bir müddet sonra ben annemin gerçekten çok kötü birisi olduğunu düşünmeye başladım. Böyle sinirli bakıyorum ona. Bunu sürekli böyle beynime soktu. Peki o melekler şahitli nikah kıyıldı mı o gün? Tabii kıyıldı. Daha sonra işte zaman böyle... Ne şekilde bir nikah kıyıldınız? İşte beni... Kimler vardı orada? Kimse yoktu. İkiniz. Evet. Peki yani size ben Allah'ın emriyle sizi istiyorum mu dedi? Beni koca olarak kabul ediyor musun diyeceğim. Sen de buna evet diyeceksin dedi. Ama dini nikah bile olsa bu böyle olmaz. Tabii canım. Formal... Tabii canım. Evet tabii canım. Hocam tamamen... dini nikah dediğimizde zaten yani bugünkü resmi nikahtan farklı değil. Değil tabii değil. Yani değil, sadece kurum ve kuruluşlara, hangi kurum ve kuruluşlara yetki verildiğiyle alakalıdır. Yani yoksa o nikahta, o dönemde bugünkü resmi nikah vazifesini görüyordu. Bugün de resmi nikah. İşte gidiyorsun belediyede imza. Aslında bir fark yok yani.
Evet. Daha sonra işte bu nikah eğer bozulursa, hani ben hayır dersem lanetleneceğimi söyledi bana. Hani lanetleneceksin dedi eğer İnandın böyle bir mı? Şey. 16 yaşındayım tabii ki de inandım. Kıyamam ben öyle sana. Bir konuşuyor ki. Bir de böyle konuşması o kadar iyi. Diyor ki bunları Allah için yapıyoruz. Hani bunlar Allah için yapılan şeyler, dini nikahtır falan. Daha sonra bana işte çeşitli zamanlarda sürekli arıyordu. Şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ne yapıyordu mesela? Mesela şöyle, zaman yani geçti sana ki, o sözde nikahın ardından bir de video izletmiş. Evet, video izletmeye kalkıştı ama daha sonradan olan bir şey oldu. Sonra nikahtan sonra işte elimi tutmaya falan çalıştı. Ben hani izin vermedim. Dedi ki hani sen dedi bu normal bir şey değil. Hani ben dedim ki izin veremem buna. Daha sonra ben eve gittim falan. Annene asla söylemeyeceksin. Ben de tabii annemin haberi yok bundan. Zaman geçtikçe işte sürekli böyle bilgi almaya çalışıyor. Gelip yapıyorsun? Seni gene alıyor mu okuldan falan? Evet, okuldan falan almaya başladı beni daha sonra. Sizin haberiniz var mı bundan? Yok. Hayır, yok. Annene söylemeyeceksin bunları. Sen okuldan çıkınca eve dönmüyorsun. Annen neredesin demiyor mu? İşte ben dışarıdayım, geziyorum. Bu şekilde söyleyeceksin. Oy oy ki ne oy yani vallahi insan. Bir de garip olan benim kızım benden habersiz. Hiçbir yere gitmeyen kız of. Okuldan çıkıp eve gelmiyor. Bazen telefonları mı açmıyor? Hiçbir şekilde cevap vermiyor çocuk. İşte anlayamadım yani o adamla görüşmüş olacağı aklıma gelmedi yani. Hiç tahmin yani. Etmiyorsunuz hiç siz onunla görüştüğünü. Hiç tahmin etmiyorum çünkü hani adam kalkıp o yaştaki bir insan benim kızıma ne işi olur ki diyorum yani aklıma bile gelmiyor. Daha sonra şöyle oldu işte biz bu şekilde görüşürüz ediyoruz. Annem anlamış hani. Peki seni okuldan alıyor nereye götürüyor kızım? İşte AVM'ye falan gezeceğiz şunu yapacağız bayağı falan. Bayağı geziyorsunuz siz. Evet, gezdiriyor yani neden böyle bir şey yapıyor ben de bilmiyorum. Ama diyor işte sana tövbe yaptıracağım. İşte bu şekilde şeyler. Ben de hani dinen yaklaştığı için anlayamadım. Hani iyi bir şey yapıyorum zannettim. Yaşım da küçük olduğu için. Sonra annem bunu anlamış, babama söylemiş. Babam da aradı, kızımdan uzak dur falan dedi. Daha sonra ben onun yanındaydım. Dedi ki bana, Elif dedi şey yapalım, video çekelim. Baban seni taciz etti. Sen bu yüzden böyle sinirlisin. Dedi videoda. Evet, videoda bağıracaksın hani bunları delil olarak alacağım ben kaydedeceğim dedi. Ama dedi bunları yaymayacağım bu aramızda kalacak. Video esnasında da söylüyor bu aramızda kalacak diyor. Yani bunu yapmazsam ben cehenneme gidecekmişim, şeytan olacakmışım, lanetlenecekmişim. İnsanlar böyleymiş, insanları şeytanlar yönetiyorlarmış. Bu şekilde şeyler, garip garip şeyler ama bunları sürekli söylüyor mesajlarda. Sen yaptın mı sonra o videoyu da çektin mi? Evet yani ben anlamadım. Bu şekilde olursa ve babanı şikayet edeceksin diye o kadar çok baskı kurdu ki. Hatta bir gün böyle tokat bile atmıştı bana. Hani babanı şikayet etmek zorundasın. Yoksa işte annen seni öldürür, baban seni öldürürler. Bunlar şeytanlar, insan değiller. Bunları sürekli söyleye söyleye büyük bir baskı oluyordu. Hani bağırarak söylüyordu bunları. Normal bir ses tonuyla da değil. Hani arıyordu bağırarak bunları yapacaksın, yapacaksın. Hani ben de dedim ki acaba gerçekten annem beni öldürecek mi? Hani anneme kötü davranıyorum. O şekilde görmeye başladım annemi artık. Çünkü bunları sürekli söylüyordu. Pardon bu sırada da işte kızın size sen şeytansın falan diye bağırıyormuş. Artık anne demiyor. Teyze. Artık teyze olduk biz. Öyle mi? Anne de demiyor. Yok anne bitti. Teyze olduk artık. Kardeş onun kardeşi olmadı. Baba onun babası değil artık. Sadece Erol var. Sadece Erol dediği doğru. Hayatında sadece Erol var. Erol ne derse o, öl derse ölüyor. Kalk derse kalkıyor. Yemek ederse yemek yiyor. Aslında benim kızım hiç normal değil. Problemli ergenliğin de tipik özellikleri. Yani karşı taraf bunu şekilde, çok iyi biliyor. Değil mi aslında kullanıldığı yani arkadaş çevresini ailesinden özellikle üstün tutma ve ona çok güvenme evet. gibi evet. tipik özellikleri tabii, gösteriyor. Tabii, tabii. Ama bu şekilde etkilenince demek ki işte tabii. ailesine bu kadar kötü sıfatlar takmaya kadar gidebiliyormuş demek. Aslında pardon bakın, Müge Hanım. Özür dilerim. Terör örgütlerinin de insan aynen. toplama sanatı bu. Canlı bombalar. Aynı şey. Aynı şey. Yani kardeşimiz evet. anlattığı şeylere birebir örtüşüyor yani. O ne derse yani şu anda. Ne dese yapıyor. Bizi görmüyor. Hani hatta siz geçen siz de yapmışsınız ama hadi bak şimdi tabii izleyeceğimiz sizi görmüyorlar. Yaşında. Sizler gördünüz evet, yani bu kız yaptık. Küçücük evet. bir kız. Bahsettiğimiz bundan 2 yıl öncesi. Evet. Ama siz de işte inanmışsınız. Evet. Siz de kızınızı nikah masasına oturtacak kadar inanmışsınız. Evet, hanımefendi de diyor evime giriyordu, yemeğimi yiyordu. Evet. Aynı şekil. Aynı aynısını anlatıyor bana. Allah Allah. Şimdi bir de bizim şöyle inanma şeyimiz oldu.
bu şahıs Kur'an'dan yaptığı için mesela adak kesiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Kalkıyor ne mesela olursunuz, tövbe ettiriyor. Yani kitabımızı da bu işlere alet etmeyelim. Yani onlar size böyle söylemiş olabilir ama ben yani Kur'an'a el basalım diyenin bile yani programda hiç konuşulmasını istemiyorum. Çünkü o çok ayrı bir şey. Yani biz çok ulvi bir şeyi bu tip dolandırıcıların ve ona kananların sohbetinde malzeme olarak kullanıldığını vallahi duymak bile istemiyorum. Çünkü hiç ilgisi alakası olmayan şeyler yani. İnsanların inançlarını kötüye kullanan aynen insanlar. Öyle yani. Yani hiç bunların ne dinde yeri olduğunu düşünüyorum ne de... Vicdanen de hiç açıklayabilmek yani gerçekten mümkün dindar değil. İnsanların birilerine böyle şeyler yapabileceğine inanmak mümkün değil zaten. Yani birine zarar verir mi gerçekten dindar bir insan? Ay mümkün mağdur değil. Eder mi insanları yani? İnsanlıkta yeri yok bunun ya. Yani dindarlığı mindarlığı bırakın. Hayır yani hani dini şeyleri kullanıyorlar ya. Hangi inanışa inanırsa inansın o ayrı konu ama insanlıkta yeri yok bunun yani. Yok, evet. İzah edemezsiniz yani. Sonra ne oldu? Daha sonra bu şekilde telkinlerine... Sen artık evine falan gidiyorsun onun ama. Evet, telkinlerine devam ediyor ama işte ben sana tövbe yaptırıyorum falan diyerek dinen çok iyi bir şekilde iyi yerlere geleceğimi söylüyor. Sonra zaman geçti işte sen psikiyatri oku bana hastaları yönlendirirsin. Şunu oku evet bu hayda, psikiyatri. He. Bunları oku falan. Ondan sonra dedi ki bana evden kaç hani. Evden kaçmış numarası. Ben dedim ki neden numara yapayım evden neden kaçayım gidince nereye gideyim. İşte seninle numara yapalım. İşte ben seni arayacağım sesini kaydedeceğim telefona. Sen de bana AVM'deyim diyeceksin şuradayım diyeceksin. Daha sonra işte kaçmış numarası yapacağız dedi. Ben de hani bunu neden yapıyoruz deyince bir cevap vermedi. Tedaviyi ben bu şekilde yapıyorum dedi. Daha sonra işte beni arabayla aldı. Annem de beni tabii merak ediyor. Saat gece oldu, akşam oldu. Beni arıyor, açmayacaksın dedi. Ama yanımda yani bu kişi. Yanımda açmayacaksın. Daha sonra bu kişiyi arıyor annem. Hoca denilen kişiyi arıyor. Bu hoca da ben bilmiyorum senin kızını. Erkeklerle geziyordur, şunu yapıyordur. Bana da diyor ki hani ben başkasıylayım diyeceksin. Ya ben aslında bir oyunun içine girdim. Ama bu oyunu neden oynadığımı bilmiyor gibiyim. Yani bir plan kurulmuş... Ama bunun farkında değilim. Ne diyorsa yapıyorum yani. Söylediği her şeyi bir kukla gibiydim. Annene saldır, anneni döv diyor. Ben anneme saldırıyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi telkinle böyle defalarca söylenerek insanları inandırmaktan dolayı olan şeyler. Ki sadece ben değil. Hani benim yaşım 16'ydı. Evet ama hani yaşı daha büyük olan kişileri de kandırmış. Bu kişiler bana sosyal medya hesabından ulaştılar. Ellerindeki mesajlar aynı. Yani kopyalı yapıştır yapmış gibi. Hani sen... Nikahı bırakırsan, beni bırakırsan sen lanetleneceksin gibi. İşte sen lanetleneceksin, çok kötü olacaksın. Ve bana diyor ki, benden ayrılan insanlar çok kötü yollara düştü. Benden ayrılan insanlar çok kötü durumlara düştü. Ben bir dua ettim, deprem oldu vesaire. Ama hayatım yani şimdi bundan sonra da şimdi ne bileyim hastalarsa kesek her şeyi buna mı tabii ki bağlayacağız? Ama siz de kızınızdan haber alamayınca mesela direkt o kişiyi arıyorsunuz. Çünkü onun ofisine gittiğini biliyorum. Ama hayatım ben de bak şurasını gerçekten anlamıyorum. Çok özür diliyorum. Hiç kınamıyorum. Allah korusun. Hocam görmesin tahtaya vurduğumu. Ama hocam da başının önüneydi. Ama yani bir kız çocuğunun bu toplumda. Bak şimdi bu ülkede yaşıyorsak eğer. Ben hep şunu savunuyorum. Bizim ortak kültürel değerlerimiz var. Evet. Nerede doğmuş olursak olalım. Hiç fark etmez. Şimdi o kültürel değerlerden biri de bizim kız çocuklarımızı. Yani en yakınlarıyla dahi çünkü bazı yörelerde de nikah düşüyor. Evet. En yakınlarıyla dahi biz bir yere göndermeyiz, evine göndermeyiz, tek başına bırakmayız, kapalı kapı arkasında bırakmayız. Yani şimdi tanımadığımız bir adama nasıl biz kızımızı okuldan alıp seansa göndeririz? Şimdi şöyle bir şey var. Haberi onu da açıklayayım. Yoktu. Yani onu da açıklayayım. Söylemeyecek. Şimdi bu adamın senin diyor. Kriterlerin, zeka, seviyen, inancın çok yüksek. Hı. Gel diyor, ben seni diyor sayık hoca yapayım. Onu daha sonra söylüyor yani. Sayık hoca yapacağım diyerek çocuğa. Yani? Yani kendisi sayık hoca. Ya diploma yani, veriyor. Hani sen artık vereyim, hasta bakarsın benim gibi diye. Çok para kazan. Okuyup da ne yapacaksın? Ben sana bunu öğretirim. Okuyacaksan psikiyatri okursun. Psikiyatri de gelen hastaları da bana yönlendirsin. Yani çocuğa bununla giriş yapıyor. Ya, otur orada. Çocuğa öyle giriş yaptığı için çocuk da bunu telkinlerden dolayı anne ben onun gibi insanlara yardımcı olacağım
tedavi edeceğim. Ben de o diplomayı alacağım dedi ya bana. Ya şöyle bir şey oldu. Ben artık o kadar çok... O size çok... gitme sebebini ben böyle biliyorum. O kadar çok... Ama işte... Affedersiniz, böyle bir sistem yok ki. Var, vermiş herkese. Bu hayır, insanlar, vermiş. Alanlar şu anda ofisini kurdular, çalışıyorlar. O hani DAPAN'da tam manasıyla üçkağıtçı böyle vermiş. İşte onu bilmiyoruz biz. Ama resmi anlamda böyle bir şey yok. Böyle bir meslek yok, diploma verme yetkisi işte yok. Dört tane ofis hiçbir var adamın. Şey, ofis olabilir ayrı mesele. Gider 500 lira kira versin, ofis senin olur yani, çok önemli değil. Hayır, bir meslek sahibinin de zaten tek başına bir sertifika verebilme yetkisi yoktur. İşte ben de yani onu anlamadım. Yani hiçbirimizin, ben hekimim, sonuçta adit uzmanıyım, hocam psikiyatri uzmanı. Sonuçta bizim de yok tek başımıza birini hekim yapma yetkimiz. Evet. Belli kurallarla, belli eğitim programlarıyla i̇şte ancak... Eğitim veriyor, evet. Ama onu, o, yani eğitim verebilme yetkisi bambaşka bir şey. İşte şeydir. Onu bilmiyoruz yani, o dönem onu bilmiyoruz. Ya bak, ben şimdi eğitimi, sertifikayı, osunu, busunu geçtim, ben başka bir şeydeyim. Ama nasıl inanılıyor yani... Hayır, ben şimdi geçtim sertifikayı, mertifikayı arkadaşlar. Ben başka şey konuşuyorum, siz başka şey konuşuyorsunuz. Çünkü o sırada da mesaj geldi, onu da söyleyeceğim. Yani o değil benim demek istediğim. Yani bizim toplumumuzda al sen benim kızımı iki saat odaya kapan demez kimse diye düşünüyorum yani. Ya bunu demenize fırsat vermiyorlar ki Müke Hanım. Yani diyor ki çocuk, o insan çok iyi. Sen evet. Kötüsün. Şimdi direkt çocuk bunu söylüyor. Beynim çocuğa bir şey diyemiyorsun. Çünkü hani yani çocuk ona soruyor, bana sormuyor. Sürekli annemi artık insanları böyle şeytan ve kötü olarak. Bir de video izletmiş o videonu. Bu da şöyle bir şey oldu. Hani bunu izlemen gerekiyor falan. Büyük ihtimal bunu da psikolojik olarak bir hani böyle hazırlama gibi bir şey yaptı. Hani psikolojik olarak beni bunu hazırlayacaktı. Ve daha sonra bana Kur'an'a el basacaksın. Benimle 18 yaşında evleneceksin, yemin edeceksin. Hani ben bunu yapınca ne olacak? Ben psikolojikmen diyeceğim ki Kur'an'a el bastım. Ben bu kişiyle evleneyim 18 yaşında. Yani aynı Fatma Nur'un olayıyla çok benzer yani. Aynı şeyleri yani yaşamışız. Yani birliktelik olursa iyileşirmiş. Evet, sen birlikte böyle olacaksın. Şey. Onu söyledikten sonra kafam şey oldu. Zamandan birkaç zaman geçti, birkaç aylar geçti. Sonra bana dedi ki birlikte olunca geçecek. Önce nikah demişti. Daha sonradan birlikte yaptım diyor. İki tane eşi varmış zaten. Daha sonra katılan birisiyle işte ben birlikte oldum. O geçti ve çok iyileşti. Hani sinirli değil artık. Hani artık senin gibi değil. Sonra ben biraz anladım olayı. Çözmeye başladım. Nasıl kurtuldun peki sen bu işten? Biraz anladım ama bir yandan da diyorum ki ya diyorum işte telkin var ya, bilinçaltıma atılmış bir şey. Acaba şeytan mı olurum? Gerçekten bunu kafamın içine sokmuş. Bir yandan diyorum ya bu yanlış. Bir yandan diyorum ki bu böyle mi? Yani aradaydım. Sonra annemler işte köye gittiler. Ben 10 gün falan evde durdum. 10 gün durdum ve bu kişiyle fazla konuşmadım. Hani telefonu falan açmadım. 10 gün durduktan sonra ben her şeyin bir oyun olduğunu şu şekilde anladım. İlk seansta senden hoşlandım diye bir mesaj attı. Kendisi attı. Sonra dedim ki ya ilk seansta 16 yaşındaki bir kızdan koskoca adam hoşlanıyorsa bunların hepsi bir plan. Ama beni de oyuna katmış. Yani annene saldır, kriz geçiriyormuş gibi yap diyor bana. Hani ona saldır, annen de beni arasın. Saldırdın mı annene? Tabii ben ne diyorsa yapıyorum, diyorum ya kukla gibiyim. Beynim yıkanmış, annemi şeytan olarak görüyorum. İşte o zamanlar çözmeye başladım. Çünkü dinimizde anneye el bile kaldırılmaz, öf bile denmez. Dedim burada bir gariplik var. Ama ben anlıyorum ama çocuğa anlatamıyorum. Çocuk aynı noktaya bakıyor. Şimdi burada mesajlar var. Mesela diyor ki bunun için hapis yatmam gerekirse de yatarım. Buna da razıyım. Hepsi bu. İstersen gidip şikayet edebilirsin. Ben şey yaptım diyor. Takdir Allah'ın. Ondan sonra insan değil hayvanım. Silah fotoğrafı atmıştı orada. Evet, yanına böyle adını yazan bir silah fotoğrafı var. Sana şöyle söylüyor. Şimdi anne, siz şikayet mi ettiniz bu kişiyi annesi olarak? Haberi olmadan, hiç kimsenin haberi olmadan ettiniz. Ben şikayette bulundum. Şimdi şöyle bir mesaj var. Şikayeti geri almazsan annene de ki diyor. Yemin ederim ne olursa olsun okulu da bırakırım. Erol'la evlenirim, seni de şikayet ederim dersen annen ikna olur. Ama olmadım. Evet, bana bunları söyleyeceksin. Yoksa annen seni öldürecek ve seni mahvedecek diyordu. Sonra... Sana abisi demiş, ondan sonra Allah Allah. Sen demişsin ki yani benim bazı şeylerle ilgim yok, yeterince büyük değilim, çocuğum daha. Ondan sonra küçül de cebime gir.
milletvekili olma yaşı kaç oldu Türkiye'de söyle bakalım. Türkiye'de şimdi milletvekili yaşı kaç olmasıyla tutup kızları eve atmanın yaşın arasında ne gibi bir alaka kurdunuz yani, Allah Allah. Küçülde cebime gir diyor adam yani. Küçülde cebime gir diyor yani. Ara verelim öyle mi, telefona mı bağlanacakmış? E bir bağla. Gel bir